bakış açısını sergilemeli. Savaş esiri hukukunu Kur'an'da harika veren, birçok ayet var da, harika veren ayet Muhammed suresinin dördüncü ayetidir. Muhammed suresinin dördüncü ayetinde وَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا. İki şekilde, sadece iki muamele bırakıyor. Ya fidye olarak, ya fidye alarak, ya da fidyesiz savaş esirinin bırakılmasını emrediyor. Unutmayalım, Kur'an geldiğinde esir problemi, daha doğrusu cariyelik ve kölelik kurumu olanca azametiyle toplumun üzerine çöreklenmiş. Korkunç bir toplumsal tefessü kurumu haline gelmiş. Kokuşma kurumu haline gelmiş. Kur'an kucağında buldu bu sorunu. Sadece Arap toplumunun değil, Roma'da da böyle, Yunan'da da böyle, Sasanilerde de böyle, Bizans'ta da böyle, dünyanın her tarafında böyle. Ama Arap toplumunda bu daha da yaygın. Hatta birbirlerini esir alıyorlar, birbirlerini özgür insanları yolda harabe olarak, efendim, haramilik yapıp özgür insanları esir edip getirip satıyorlar. Dolayısıyla dört tane girişi var kölelik ve cariyeliğin. Dört tane girişi. Bir, savaş. İki, borçlananlar. Borçlu borcunu ödeyemeyince borcuna karşılık köleleştiriliyor. Borçlananlar. Üç, miras yoluyla. Köleler, cariyeler babadan, atadan miras kalıyor. Ve ömür boyu cariye. Hep cariye. Dördüncüsü de o pazarlarda satılan, satın alınan, yani bir meta gibi gidilip pazardan satın alınıyor. İslam ne yaptı? Kölelik ve cariyelik stoğunu eritmek için önce iki şeyi kapattı. İki kapıyı sıkı sıkıya kapattı ve asla kimsenin açamayacağı şekilde. Bir, hürlerin köleleştirilmesi, cariyeleştirilmesi kapısını. İkincisi de borcuna karşılık insanların köleleştirilmesi ve cariyeleştirilmesini kapattı. Yani bir tür bugün kumarda karısını ütülen kumarbaz gibi o günde olaylar yaşanıyordu. Onun için bu iki kapıyı kapattı. Geriye kaldı iki kapı. Bir, savaş. İkincisi, miras. Miras kalan köleler ve cariyeler savaşta. Savaştakinde Muhammed dördüncü ayetle son noktayı koydu. Medeni bir ayettir ve bu son noktadır. Onu da söyleyeyim. Bir süreç izlenmiştir. Bu süreç içerisinde son noktayı Muhammed 4, 4. ayet harika biçimde koydu. Ve miras kalan, miras yoluyla intikal eden köleler de eldeki kötet stoğunu eritmek için bir hataen cinayetlerde köle azadını şart koştu. Efendim, daha ilk inen ayetlerde mesela felakte hamel akabe, Beled suresinde ve ma edrake mel akabe fekku rakabe, o zor yokuşu çıkmaya gayret etmiyor. Akabe, zor yokuş. Zor yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? Nedir o? Nedir ya Rabbi? Fekku rakabe, bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Bu zor yokuş diyor buna. Ve dört tane şey sayıyor. Açı doyurmak, yetimin işte gözyaşını silmek ve düşkünü kaldırmak. Ama dördün birincisi, ilki bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Yani Kur'an daha ilk andan itibaren eldeki köle stoğunu eritmek için bir yığın kapı açıyor. Bir yığın kapı. Köle azadını büyük ecirli ibadetler arasına koyuyor ve sık sık da duyuruyor. Bazı suçların ve cinayetlerin kefareti olarak da köle azadını koyuyor. Anlatabiliyor muyum? Hataen adam öldürmede köle azadı koyuyor. Ziharda, efendim, yine hacda işlenen bazı cinayet derler hac ihlallerine. Dolayısıyla köle azadı için bir yığın kapı açıyor. Kapı açıyor. Bu eldeki stoğu tüketmek için. Allah Resulüne iftira ediliyor. İftira edenler sadece sizin
o işi bilmeyen gayrimüslim gazeteci arkadaşınız değil. Gayrimüslim gazeteci arkadaşınıza söyleyecek hiçbir şey yok. Müslümanlar iftira ediyorlar. Allah Resulü'nün cariyeyi alıp yatağına attığını söylemek Allah Resulü'ne iftiradır. Karikatür çizmekten daha büyük bir iftira. Daha büyük bir iftiradır. Karikatür karikatürdür ya. Kağıtta kalır. Ama sen bizzat sen peygamberine cariyeyi alıp yatağına attığını söylüyorsun. Allah'tan korkmuyorsun. Yani örnek veriyorlar. Kimi vereceksin örnek? Safiye annemizi mi vereceksin? Safiye müminlerin annesidir ya. Savaş esiridir ama Allah Resulü onu azat etmiştir. Eş olarak almıştır. Cüveyriye annemizi mi vereceksin? Cüveyriye savaş esiridir ama reisin kızı, ikisi de kabile reislerinin kızıdır. Allah Resulü onları eş olarak almış. Onlar da kendileri gönüllü olarak eş olmuşlardır Allah Resulü'ne. Zorlama falan yoktur. Zaten bir tanesine de teklif etmiş. O ben senden Allah'a sığınıyorum demiş. Onu Allah Resulü elini vurmamıştır. Elini vurmamış ve sabahleyin ilk yaptığı iş onu babasının evine göndermek olmuştur. Peki Mariye'yi mi diyorsunuz? Hayır. Mariye hakkında 3 tane rivayet var. Bir, Dıhyetül Kelbi komutasındaki Mısır'dan gelen ki Mısır emirinin, Mısır devlet başkanının hediyesi olarak geliyor. Mısır'dan gelirken kafile reisi Dıhyetül Kelbi'nin önünde mümine olduğu, şehadet getirdiği rivayeti var. İkincisi, o yolda olmayıp geldikten sonra mümine olduğu rivayeti var. Dolayısıyla neden bu rivayetler kabul edilmiyor da illa Mariye'yi cariye yapacağız? Niye? Eğer cariye, kimin işine geliyor bu? Cariye ise hocam, o zaman haşa onlarla Allah Resulü öldükten sonra Müslümanların evlenebilmeleri gerekirdi. Çünkü anne olmuyorlar. Aynen öyle. Aynen. Çünkü annelerimizden olmuyor. Kimin haddine yani? Annelerimizden olmuyor değil mi? Nasıl bir cüret değil mi? Aynen öyle. Daha söylenecek çok şey var. Mevzu bahusus bu olmadığı için hızlı geçiyorum. Yoksa bir program bile doldurur yani bu. Yani ama öbür taraftan ne yaptık biz Müslümanlar? Biz Müslümanlar tarih önünde bu konuda çok kötü bir sicile sahibiz. Çok kötü bir sicile sahibiz. Kur'an'ın köle stoğunu, cariye stoğunu bitirme şeyine rağmen, bu kadar kapı açmasına rağmen biz Kur'an inmesi tamamlanır tamamlanmaz, Allah Resulü vefat eder etmez sistemi, cariye ve kölelik sistemini, cahiliyedeki sistemi geri Kur'an'ın arkasını dolaştık, geri getirdik, İslam'ın ortasına lök gibi oturttuk. Bu işine geldi insanların. Bu erkekçi fıkhın da işine geldi. Ve kadın bir hakkı alacak diye 40 dereden su getiren erkekçi fıkı cariye için öyle bahaneler buldu ki, öyle bahaneler buldu ki. Daha biliyor musunuz? 19. yüzyıla kadar İstanbul'da avrat pazarları faaliyetteydi. Fatih'te kadınlar pazarı var. Eyvallah. İsmi hala kadınlar pazarı olarak kalmıştır yani. Yani kadın satıyorlardı. Yüz karası bir durum. Onun için söyleyecek bir şeyimiz yok. Maalesef. Çünkü dediğim gibi kolay buluyorsunuz. Hele dinden de bir şey bulduğunuz zaman Allah'tan korkmadan. Bugün Müslümanların bugünkü haline bakın. Suudi Arabistan'da misyar nikahı diye bir nikah icat ettiler. Yani bunlar güya Şia'yı sevmezler. Al birini vur ötekine, onu söyleyeyim efendim. Sünnisi de Şiisi de aynı kafadan aslında. Güya sevmezler. Onların mutasına bin bir laf ederler efendim. Ve haklıdırlar da. Ama şimdi mutadan bin beter bir misyar nikahı icat ettiler. Her mahallede. Suudi Arabistan'da. Binbazın icadı bu da. Bu türkü yeni çıktı. Dolayısıyla yani cariyeliği kaldırsan dahi zihniyetten kalkmayınca, İçeriden kalkmayınca getiriyor bir biçimde dolanıyor arkasını, yine bir biçimde kadını köle olarak kullanmanın bir yolunu buluyor. Bu anlamda biz Müslümanlar Kur'an'a göre hareket etmedik. Mâ meleket eymanukum'un onunla hiçbir alakası yoktur. Manası üstünde zaten. Sağ ellerinizin malik oldukları. Yani buradan nasıl çıkar? Nasıl çıkardınız da cariyeliği çıkardınız? Yani eğer
bu ibarenin gerçekte Kur'an'da atıflarla beraber nasıl kullanıldığı, hangi anlamlarda kullanıldığını merak ediyorlarsa kardeşlerim, bir zahmet mealimin ilgili notlarına baksınlar. Daha geniş bir malumat istiyorlarsa Ali Rıza Hoca'nın bu konuda müstakil yazdığı esere atıf yapalım. Ali Rıza Demircan, evet, Hoca'nın Kölelik ve Cariyelik isimli kitabını, bu daha ayrıntılı bir, yani müstakil bir çalışma olduğu için tavsiye ediyoruz. Bunun yanında yine esirlerin öldürülmesi meselesi. Şimdi dikkatinizi olacak. Çekiyor mu? Bu bize Kur'ancı diye havlayan güruh, efendim eklap, sürüler birliği, efendim bir kelp var, bir kilap var, bir de eklap var. Bu cem ul cem, efendim sürüler birliği, iç sürüleri birliği gibi paçalarımıza saldıranlar, bu gibi meseleler oldu mu sus puslar. Cariyelik meselesi oldu mu, hadi tekfir etsenize. Tekfir edin, deyin ki Mustafa İslamoğlu kafir oldu, cariyeliği inkar ediyor. Hadi tekfir etsenize. Edin de görelim. Evet, inkar ediyorum. İslam'da cariyelik diye bir müessese yoktur. Hadi tekfir etsenize. Ahlaksızlar. Siz buna iman ediyorsunuz aslında. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmıyorlar. Burada mealde, yani miras meselesinde لِذَّكَرِ مِثْلِ حَظُّ الْاُنْفَيَيْنِ ayetinin arkasına kocaman bir not düştüm. Daha ilk baskıda. Yani kadına bir, erkeğe iki. Niye mirasta? Bu mutlak had mi? A'la had mi? En yüksek had mi? En aşağı had mi? Edna had mi? Mutlak had mi? Değişmez bir şey mi? Yoksa değişebilir mi? Bunun mutlak had olmadığını, girdilerle alakalı olduğunu, aynı surenin Nisa suresinin 32. ayetinde referans göstererek uzun uzun izah ettim. Bu meale kim kusan, Kur'an'a kusan bu heriflerden bir tanesi o nota bir tane gönderme yapmadı. Suskunluğa mahkum etti. O notun görülmesini istemiyorlar. O notun okunmasını istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu söylüyorum, seçiciler. Yani şeytanlıkta seçiciler.